Evet, herkese selamlar. Bayramın bu son gününden tekrardan herkese çok selamlar. Umarım bayramınız çok iyi geçiyordur, her şey yolundadır. Çünkü yarın piyasalar açılıyor ve normal gündemimize dönüyor olacağız. Sabahtan itibaren işte borsaydı, dolardı, altındı, ekonomide neler oluyor vesaire bunları takip etmeye başlayacağız. Ama diğer taraftan da tatil de devam ediyor. Çünkü sonuçta Ağustos ayı ve Ağustos ayına girmiş olduk. Şimdi söyleyince fark ettim. Yazın artık yazı bitiriyoruz neredeyse. Ve insanlar tatillerini yapmaya ve güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii bu şu son dönemde özellikle bu konut sektöründen bahsedeceğim. Yani konut fiyatlarından bahsedeceğim size. Çünkü bir köpük oluştu mu sorusu çok gündemde şu anda ve bana soruluyor. Hani bir balon oluştu mu, bir köpük oluştu mu bu konut fiyatlarında diye. Çünkü şöyle biraz geriye gidecek olursak, hatırlayacak olursak hemen taze taze böyle yeni bilgiler bunlar çünkü. Ne olmuştu? Haziran ayında faiz oranlarının işte kamu bankalarının bu faiz oranlarını ciddi bir şekilde düşürmesinden sonra çok ciddi bir talep patlaması olmuştu ve Haziran ayı satışları %200'lerin üzerinde bir satışla Haziran ayını kapatmıştık konut satışlarını. Ve hani Temmuz ayı da çok hareketli geçti. Henüz daha veriler açıklanmadı bu arada. Yani Temmuz verilerini bekliyoruz. İşte bu Ağustos'un 15, 16, 17 o civarda TÜİK açıklamış olacak. Bakacağız onlara, hep birlikte değerlendireceğiz. Ama Temmuz ayı da hiç fena geçmedi. İyi geçti, hareket vardı. İşte talep böyle artınca, böyle bir anda o bekleyen talep harekete geçince, çünkü aylardır bekleyen bir talep vardı neticede ve insanlar hani fiziken de hareket edemediler bu koronadan dolayı. Ve bir anda faizler de düşünce ciddi bir şey oldu. Yani hareketlilik oldu, ciddi bir alıma döndü bu. Ve hani tabii ki talebin artmasıyla beraber de maalesef fiyatlar hani olması gerekenden aslında biraz fazla arttı. Bunu hani söylemek gerekiyor. Çünkü talebin artmasından dolayı aslında fiyatların artması yani bir miktar yani bir yere kadar artması gayet normal. Çünkü fiyat birazdan piyasada böyle arz ve talep noktasında belirleniyor. Bunu sürekli zaten hani defalarca üzerinden geçerek konuşuyoruz. Yani fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi oluyor piyasada. Ancak talebin işte böyle çok birdenbire ve hızla arttığı noktalarda maalesef bazı fırsatçı ve artık ne derseniz deyin, onun adına ben söylemek istemedim. Bazıları fiyatlarını bir anda işte bırakın işte %10, 15'i, 20'yi falan hakikaten %40'lara, %50'lere falan böyle bir anda arttıranlar oldu. İşte 600 liralık daire falan hakikaten böyle oldu 800 lira falan. 700 liralık daire oldu 900 lira falan bir anda böyle. Yani bu 2 ayda oldu. Tabii bunlar açıkça şey bunlar hani hiç normal değil. Dolayısıyla da köpük oluştu mu, bu noktada kesinlikle bir köpük oluştuğunu söyleyebiliriz. Zaten hani fiyatı normal olan bir miktar da olsa, küçük bir miktar da olsa, o dönemde hafif de bir böyle hani küçük yükselişler de satın almalar oldu. Bu çok doğal, zaten doğal. Fakat hani o köpük dediğimiz normalin üzerindeki artışlar var. Yani aşırı derecede fahiş oranda artan artışlar var. Bunları sahibinden olanlar yaptı. Daha çok da sahibinden olanlar yaptı, açık söylemek gerekiyorsa. Hani yani genel anlamda bir yükselişin olması normal, ama aşırı fahiş olan yerlerde evet bir köpükten, bir balondan bahsedebiliriz. Peki ne olacak? Bu fiyatlar düşecek mi? Yani hangi noktada? Çünkü ev alamayan ciddi bir kesim var şu anda, hala var. Ya bir kere şunu söylemek lazım. Hani biz şöyle yani konut bizde bir kere hani bizde değil, bu genel böyle zaten. Yani bütün dünyada konut zaten barınma ihtiyacı. Dolayısıyla talep hiçbir zaman bitmez. Türkiye'de de zaten hani yapılan araştırmalara baktığınız zaman senelik 600-700 binlerde zaten hiçbir şey olmasa konut zaten satılıyor. Şey anlamında hani barınma ihtiyacı olarak, ev alımı anlamında. Evlenen var, boşananı var. İşte ne bileyim çocuğunu alıyor, işte üniversiteye gidiyor çocuğu, hadi oradan bir tane alayım diyor. Ve genelde ailelerde büyük aileden çok böyle daha çekirdek, daha küçük ailelere döndü. İşte bireysel anlamda insanlar artık yalnız yaşamaya yavaş yavaş doğru gelmiş noktada. Dolayısıyla da hani ev ihtiyacı olacak ve olmaya devam edecek. Hatta eskisinden daha fazla eve ihtiyacımız olacak. Çünkü çok fazla bölüne var. Artık öyle eskisi gibi birkaç aile bir yerde otursun, birlikte aynı evde geçinsin falan, öyle şeyler gerçekten yani yok gibi falan yani hani. Yok gibi filan yani.
Şimdi dolayısıyla da ev ihtiyacı ya da konut ihtiyacı devam edecek ve satın almalar da devam edecektir. İşte o köpük gidecek mi noktasına şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman şu anda faiz oranlarında ufak bir değişiklik oldu biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. İşte ikinci elde 0.74'ten 0.79'a geldi. O işte 15 yıl vadeler 10 yıla geri geldi. Ama işte sıfır konutlarda avantajlar hala devam ediyor. 0.64 seviyelerinde orada faiz oranları. Dolayısıyla orada hani avantaj hala devam ediyor, görünüyor. Şimdi faiz oranları düşük olduğu sürece bu talep kesinlikle devam eder arkadaşlar. Onu söyleyelim kesinlikle. Çünkü faiz hakikaten böyle her şeyde olduğu gibi konut sektörünü de ya da konut satışlarını da hakikaten parlatan, bir anda patlatan, bir anda arttıran, talebi böyle fışkırtan bir şey, yani öyle söyleyelim size. Ve dolayısıyla da faizler böyle düşük kaldığı sürece insanlar, mevduatlar da düşük ve insanlar hani böyle kirada oturmaktansa ev alayım, ev alayıma giriyor. Şimdi dolayısıyla faizler önemli. Şu anda faizlerin de düşük olduğunu kabul edersek, ki kabul etmeye gerek yok, şu an hala düşük. Ve hani dolayısıyla hani bu talep devam edecek. Ama Haziran'daki kadar yüksek olur mu? Haziran'da biraz daha fiyat şeylerin hani o rakamların o kadar satışların yüksek olmasının sebebi işte son birkaç aydır böyle harekete geçmeyen, bekleyen bir şey vardı, kitle vardı. Bir talep bekliyordu yani. İşte o harekete geçen talep de etkili oldu faizlerle beraber. Dolayısıyla hani tabii ki satışlar olacak bu faiz oranlarından ama Haziran'daki kadar yüksek rakamlar olmayacaktır. Daha böyle bir rutine geçiyor durumunda olacağız arkadaşlar. Ama biz neler bekliyoruz kısmı önemli. Neler bekliyoruz kısmı. Şimdi bir kere önümüzdeki günlerde, yani yakın zamanda işte Merkez Bankası'nın şeyi var, faiz kararını bir görmemiz lazım. Enflasyonda yıllık enflasyon oranlarında bir değişimler var. Şimdi birkaç gün sonra, birkaç gün değil hatta yarın sanırım, yarın piyasaların açılmasıyla İlk olarak enflasyon verileri açıklanacak. İşte o enflasyon verilerine de bir bakıyor olacağız. Bunlar da önemli. Enflasyon rakamları, dolayısıyla hani o yıl sonu beklenti faiz şeyleri, yıl sonu TÜFE oranları zaten şey yapılmıştı, biraz yükseltilmişti enflasyon oranları. Yani enflasyonun bir parça yükseleceğini, yüksek olacağını şu anda zaten hani öngörüyoruz. Faizlerde de bir düşüş bundan sonra ben beklemiyorum. Zaten oldukça iyi bir seviyelerde ama Merkez Bankası'nın vereceği kararlar faiz anlamında çok önemli ve Eylül ayına giriyor. Hani Ağustos'u bitiriyoruz ve Eylül ayına giriyoruz. Hani Eylül'de yani Eylül'de bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Alınan kararları, yapılan açıklamaların hepsini göreceğiz, bakacağız ve ona göre değerlendireceğiz. Neticede faizler eğer yükselme noktasına giderse mecburen orada mutlaka işte kredili satışlar düşeceği için otomatikman konut satışlarında da azalmalar olacaktır. Ve insanlar bir beklemeye gireceklerdir. Geçen seneleri hatırlayın işte, çünkü yani hatırlayın diyorum çünkü çok artık yakın zaman bunlar. Yani hani her şeyi o kadar iç içe ve o kadar kısa zamanda yaşıyoruz ki işte geçen senenin işte yarısına kadar, 2019'un yarısına kadar ortalık böyle acayip karışıkken bir anda işte faizler yavaş yavaş düşmeye başladı. İşte bir anda işte yavaş yavaş talep artmaya başladı. İşte düşen fiyatlar bir anda yavaş yavaş yükselmeye başladı filan. İşte böyle resmen piyasalarla oyun oynuyor gibi ya da piyasalar bizimle oyun oynuyor filan durumundayız. Dolayısıyla hani her an her şeyde hazırlıklı da olmamız gerekiyor. Faizlerin düştüğü noktada ya da faizlerin pardon yükseldiği noktada insanlar bir dur diyeceklerdir. Bir duralım, bir görelim neler oluyor, neler oluyor. Beklemeye geçebilirler, yani geçebilirler biraz hani piyasaları da anlamak açısından mutlaka arada böyle beklemeler oluyor ama o arada beklemeler olsa da hemen işte biliyorsunuz önümüzdeki işte o dönemde oluşacak farklı hareketlerde de bir anda kendini de düzeltebiliyor. Ama şunu söyleyelim, şimdi o aşırı oluşan köpük mutlaka hani satış yapamayınca, ki satamayacaklar onlar. Çünkü satılanlar şu anda normal, hani olması gereken fiyatta olanlar satıyor. Aşırı derecede fahiş oranda artan konut fiyatları da insanlar evlerini satamayacaklardır. Dolayısıyla da hani onlar ya bekleyecekler
ya da indireceklerdir. Yani orada o köpükte bir parça düşüş elbette olacaktır. Çünkü o kesinlikle olması gerek. Bakın ben bunu kolay kolay söylemem ama şu anda hani belli bir yerde, bütün hepsinde demiyorum bakın, bütün hepsinde değil. Belli konutlarda fiyatlar artmış durumda, köpük olmuş durumda. Siz bunları yakından zaten izliyorsunuzdur. Bunlara zaten talep yok arkadaşlar. Evet, o köpüğün de zamanla geçeceğini düşünüyorum. Peki önümüzdeki dönem fiyatlarda bir düşüş olur mu genel anlamda soruyorsanız, işte buna cevap vermek için biraz böyle işte faizleri bir görmemiz lazım. Merkez Bankası'nın açıklamalarını görmemiz lazım. İşte piyasalar bir yarın açılsın bakalım neler oluyor. Piyasalarda bizi neler bekliyor kısmı çok önemli. Onlara biraz bakmamız lazım. Yani konut fiyatları düşer mi yoksa bunun üzerinde artmaya mı devam edecek noktasını tekrar konuşacağız. Yeni bir videoda konuşuyor olacağız. Evet, beni izleyenler arasında henüz daha abone olmadıysanız abone olmayı siz davet ediyorum. Ve aşağıdaki o zil butonuna basarsanız videom olduğunda hemen ilk seyredenlerden biri de siz olacaksınız. Ve bu arada eğer beğendiyseniz insanların faydalanmasını istiyorsanız lütfen paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.